Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep ve hayatım boyunca hiç satranç maçı kazanmadım. Bugün bunu değiştirmeme tanıklık edeceksiniz. Ben satranç oynamaya ilkokulda başladım. İlkokulda bizim satranç dersimiz vardı ve nefret ediyordum. Satranç dersi kadar sevmediğim bir ders yoktu. Satranç oynamayı bıraktım ve kafamda satranç güzel bir oyun değil diye kodladım. Ardından Queen's Gambit çıktı. Kafamda şöyle bir plan vardı. Demiştim ki satranç oynamaya başlayacaksam ilk başta Queen's Gambit izleyeceğim. O yüzden bayağı uzun bir süre izlemedim. Ama Mart geldi ve Queen's Gambit'i izlemeye karar verdim. Mart favorilerim videosunda hani bundan bahsettim birazcık ama hani izlemediyseniz Queen's Gambit mükemmel bir dizi. Hani Anya Taylor-Joy'un oyunculuğundan tutun. 60'lar ve 50'lerin ortamını mükemmel yaratmışlar. Oyunculuk süper. Senaryo yazımı süper, çekimler süper. Yani genel olarak mükemmel bir dizi. Mini bir dizi olmasına rağmen karakterlere çok çabuk bağlanıyorsun. Daha fazla ne diyeceğim bilmiyorum. She's an icon, she's a legend and she is the moment. Now come on now. Ardından da satranç oynamaya başladım. Telefonuma uygulama indirdim evet yani. Evet dostlarım, bugün satranç uygulamasını indirdim. Ve bugünden itibaren satranç oynamaya başlayacağım ve bir maç kazanana kadar da devam edeceğim. Çok çabuk olacağını zannetmiyorum çünkü gerçekten satrançta çok kötüyüm. İlk maçımı kaybettim ama bayağı hani 100 hamle kadar sürdü. Ayrıca şeyi tamamen unutmuşum. Piyonların öbür tarafın en ucuna gittiği zaman vezire dönüştüğünü, vezire dönüşüyordu galiba. Üçüncü maçım berabere bitti. Hala şahmatı nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yüzden yarın birazcık YouTube videosu izleyeceğim. Yaptığımı zannediyorum ve hiçbir şey olmayınca diyorum. Şu web siteye kaydolmaya karar verdim çünkü anladığım kadarıyla analiz falan yapılıyormuş. Yani nerede hata yaptım, nerede kazanmayı kaçırdım falan filan. Yani bunun bana geri bildirim vereceğini düşündüğümden ötürü buraya kaydoldum. Çünkü gerçek insanlara karşı şey yapıyorum. Mesela gördüğünüz üzere şurada 2 hata, 16 büyük hata ve kaçırılan 5 tane galibiyetim varmış. Bir tanesini çözdüm. Bunu buraya, buradan buradaydı, buraya oynadım. Gerizekalı gibi ama buradayken buraya oynasaydım şah olacaktı ve hani kurtarma şeyi olmadığı için şahmat olacaktı. Ve en sonunda da satranç maçı kazandığımdan ertesi günü, gerçekten tam olarak ertesi günü, Ankara'da yaşıyorum. O yüzden Ankara'daki satranç müzesine gitmeye karar verdim. Merhaba dostlarım. Bugün günlerden çarşamba mı? Tam tarihini bilmiyorum. Ve satranç müzesine gideceğiz. Haftalık vlogumun bu son günü gibi bir şey olacak. Satranç oynuyorum ve kazanabiliyorum artık. O yüzden çok mutluyum. Onun. Öğrendiğin zaman ve kazanabildiğin zaman güzel bir spor, güzel bir oyun. Bugün satranç müzesine gideceğiz. Sizi de götüreceğim yanımda. Evet.
Mükemmeldi. Yani gerçekten hayatımda gittiğim en iyi müzelerden bir tanesi. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız kesinlikle öneririm. Ve bu haftanın videosunun sonuna geldik. Uzun süredir kafamda planladığım bir videoydu ama işte anca şimdi çekebildim ve şimdi yükleyebildim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok haftalık vloglar isterseniz de yorum atın. Temasız bir haftalık vlog çekmeyi çok sevmiyorum. O yüzden böyle bir tema ile birleştiriyorum, bağdaştırıyorum. Öyle, evet. Bu haftalık bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.